Üçüncü tavsiyem dedi, doçent oluncaya kadar evlenmez dedi. O günden beri on saat çalışıyorum. Üç, beş, on kitaptan üç, beş, on defa müşvetteler yapıp, travaylar, egzersizler, antrenmanlar yapıp atacaksın. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Programımın ilk konuğu hocaların hocası olarak kabul edilen Sayın Profesör Doktor Fikret Eren. Değerli hocam bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ve ben hocam ilk soruyla başlamak istiyorum müsaadeniz olursa. Hukuk fakültesine girişiniz, giriş hikayenizi paylaşırsanız memnun oluruz hocam ve ardından akademisyen olmaya nasıl karar verdiniz? Ben daha lisede okurken hukuk fakültesini düşündüm, hukukçu olmayı düşündüm. Kahramanmaraşlıyım. Babam da rahmetli zaten avukatlı hukukçuydu. Belki onun da etkisinde kalarak hukukçu olmaya e, çok önceleri karar vermiştim. Bu kararından hiç sapmadım. <laughs> e, liseyi bitirdikten sonra bizim zamanımızda öseme vesaire yoktu. Doğrudan geldim <laughs> Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etmiştim oraya kaydoldum her genç gibi o yaşlarda şiir de yazıyordum şiirden pervkaide hoşlanıyordum hukukla tanışıp hukuk kitaplarını okumaya başlayınca hukukun şiirden üstün olduğu kanısı bana geldi e, bu tamamen bireysel bir e, tercihti. Şiiri bıraktım, tamamen hukuka koyuldum. Gayet güzel ısındım. Baya güzel çalışmaya da başladım. Yani günde bugün de bir ilkem olan günde 10 saat çalışma ilkesini öyle zannediyorum ki hukukun ilk yılında edindim. Onu özellikle soracağım hocam. 10 saatlik hikayeyi. Evet. E, derslerle aranız nasıldı hocam? Hani derslere gidip gelişiniz. Dersleri seviyordum. <laughs> hukuk fakültesiyle hukuk yurdu arka arkaya iki bina için neredeyse teneffüs arasında yurda gidip e, zil çalınca fakülteye girecek kadar mekansal bir yakınlığım vardı. O e, Hocalarım da tabii güzel ders anlatıyordu. Fakat zamanla nedense bilmiyorum yurtta kalıp kitaptan dersleri okuyarak e, öğrenmeyi üstün gördüm, tercih ettim. Sonra hocam asistan olma süreciniz nasıl gerçekleşti? Fakülte bitti. Evet, bu benim hayatımda, yaşamımda bir e, Kırılma anı, bir milat, bir büyük değişim, bir devrim. Tabii bütün amacım dört yılda hukuk fakültesini bitirmek, sonra Kahramanmaraş'a dönüp babamın bürosunda avukat stajyeri olarak e, staja başlamak. Böylece Kahramanmaraş'ta bir avukat olarak e, yaşamayı planlamıştım. E, hakimliği düşünmüyordum. Birinci sınıf e, sınavlarına girdiğim zaman, e, o zaman üstümizan denilen bir sınav sistemi vardı. Biz her yıl altı ders görürdük. Bu altı dersten ilk ikisi kurra çekilerek yazılı olurdu. Buna eleme sınavı derdik. Eleme sınavını geçtikten sonra geri kalan dört dersten aynı günde bir sınıftan çıkıp öbür sınıfa bir hocamızın önünden kalkıp öbür hocamızın önüne gitmek suretiyle diğer geriye kalan dört dersten sözlü sınav olurduk. Ve akşam beşte altıda sınav bitince hocalarımız ee, hocalar e, kurulu olurdu. O kurulda e, bizleri e, değerlendirirler. Geçmemize, kalmamıza karar verirlerdi. İşte böyle e, bir e, dörtlü sözlü sınava girmiştim. Günüm gelmişti. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz Öğrenci babası, hukuk tarihi ve siyasal tarih hocamız, profesör doktor Coşkun Üçok vardı. E, bu aynı günde dört dersten sözlü sınava girme prosedüründe onun önüne sınava girmek için geldim. Sorular sordu bana. E, diğer sınavlarda olduğu gibi güzel geçti. Çünkü çok güzel çalıştım, çalışıyordum. Demin de belirttiğim gibi 10 saat günde çalışıyordum. Neredeyse kitapları ezbere biliyordum. Hocamın çok hoşuna gitti. Birkaç soru daha sordu. Seninle de konuşmak istiyorum dedi. Buyurun hocam dedim. Sesinden, aksanından, şivenden güneyli olduğunu anlıyorum. Hukuk demiyorsun, hukuk diyorsun. Kaları genellikle G gibi konuşuyorsun. Bir gün şivesi var. Ee, Emre bunu düzelt dedi. Tabii o zamanlar <laughs> bu güzel Türkçeyi konuşma, öğrenme kursları pek yoktu. Onun için dedi sana iki tane kaynak veriyorum. Televizyon falan daha başlamamıştı radyo vardı. Ee, bana dedi ki evinde, yurtta, nerede olursan ol. O zaman daha el radyolar da başlamamıştı. Sabit büyük radyolar vardı. Bu iki ajansı yani bir ajans, öğlen bir ajansıyla akşam yedi ajansını haberleri bilhassa. Spikerlerden dinle, Türkçenin her harfinin anlamını, nasıl okunduğunu, senin nasıl okuyacağını onları bir anlamda taklit ederek kelimeyi duyduğumda, bilhassa K kelimesini duyduğumda diğerlerini de e, tekrar et. Bir de tiyatro olarak git. Tiyatrolarda da hepsinde değil, bazı temsillerde e, aktörler, sanatçılar Öz, güzel Türkçe İstanbul Türkçesini güzel Türkçeyi konuşurlar. Bu arada bana sen dedi asistan ol dedi. Benim demin de belirttiğim gibi fakülteyi bitirmemdeki tek amaç bitirip Ankara'dan Kahramanmaraş'a tekrar dönüp babam avukat olduğu için onun bürosunda önce stajımı sonra Belki çırak, ortak avukat olarak birlikte çalışmayı ve hep barajı orada yaşamayı düşünmüştüm. O sene birinci sınıfı hocam da takip etmiş, birincilikle geçtim. E Tabii tekrar hocamla görüştük. Sen dedi işte aksanı, bir de Fransızcayı yazın, düzelt çalış, her yılda düzelt çalış, e, asistan ol. Dedi. E, ben o akşam daha sonra e, Kahramanmaraş'a gidince bunu hep düşünmeye başladım. E, hocam peki sizlere Coşkun Hoca dışında yol gösteren, sizin ufkunuzu açan ve sizi asistanlığa teşvik eden başka hocalarınız oldu mu? Biz de sınıfları geçtikçe daha yeni sınıflarla e, tanıştıkça Hukuk bilgimiz, görgümüz artıyordu. E, zamanla e, akademisyen olmanın yanında avukatlık yapmanın da mümkün olduğunu öğrendik ve akademisyen bir e, hukukçunun aynı zamanda avukatlık yapmasının kazanç yönünden, e, beğeni yönünden e, biraz iştah çekici. E, ve rekabet yaratıcı, bir çekici yönün olduğunu olacağını duyduk, anladık. O nedenle daha ziyade pozitif yani dava türleri olan, avukatlık yapmakta geçerli olan alanları düşündüm. Burada da ben ceza hukukundan, kamu hukukundan daha çok özel hukuku düşündüm. Ee, ve orada da e, Ali Bozer ticaret hukuku hocamızdı. O zaman o doçentti. Ee, ben onunla da ilişki kurdum ve ticaret hukuku asistanı olma önerimi ona söyledim. Düşünürüz Fikret, fakülteyi bitir dedi. Gün geldi fakülteyi bitirdik. Ve yine gün geldi Kasım ayında sınav olacak dediler. Karamaraş'tan kalktım. Ankara'ya geldim. Ali Bez Bozer hocamızın odasına doğru yönelip çıkacakken çaprazlama bir sınıf arkadaşım geldi. O fikre sen ne geziyorsun? Mezun olmadın mı? Ne işin var tekrar Ankara'da hem de fakültede diye sordu. Ben de ismi Osman'dı. Osman'cığım asistan olmaya karar verdim. Ali Bozer hocamla da biraz konuşmuştuk. Şimdi kendisine gidip odası burada biliyorsun. E, tekrar bu önerimi yenilemek istiyorum. E, ya Ali hocamız da iyi ama gel seni Şakir Berke hocamıza götüreyim dedi. Orada herhalde hocam ticaret hukukundan, medeni hukuka yönelik evet. kariyeriniz çizilmiş oldu evet. o an. Şimdi Şakir belki hocamız da Allah rahmet eylesin çok değerli sevdiğimiz bir hocaydı. Şakir belki hocamızın bir bakıma kayınbabasının Maraşlı Ağır Ceza Başkanlığı yapması ve Maraşlılara sevgi duyması bir yandan da abisi Osman Fazıl Berk hocamızın eşinin Kahramanmaraşlı olması. Ee, bir de tabii Şakir Berk'i benim, o da hocamdı fakültede. Ee, boşlar hukukunu okutmuştu bize. Ee, vallahi demek ki kısmet birden dönüverdim yani. Ee, Osman'ın teklifini kabul ettim. Haydi dedim. Şakir Bey hocamıza çıkalım. Şakir Bey hocamızın odasına çıktık. Ee, bizi kabul etti. Beni takdim etti. Tabii Şakir Bey hoca çok dürüst bir insandı aynı zamanda. Bana dedi ki evladım tamam benim asistan adayım olarak seni kabul ediyorum. Ama bugünden itibaren bir hiç kimseye Şakir Berke'nin asistanı olacağım, sınav, sınavına gireceğim diye bir açıklamada bulunmayacaksın. İki, bu odaya gelmeyi bırak, yönünü dönmeyeceksin. Ama sınavı kazanırsan, başımın üstünde yerin var, kapımı çalmadan gireceksin, dedi. Kasım ayında gün geldi. Önce yabancı dil sınavı yapıldı. Üç hocamız yabancı dilden e, ben Fransızcadan girdim. Fransızca sınavında bir hukuki metni mi çevirdiniz hocam? Tabii. Şakir Berk hocam yoktu o sınavda. Üç tane diğer hocamız Fransızca bilen e, hocamız sınavımıza girdi. Bu defa yine aksi yerden, medeni hukuktan değil de bu Sosyal e, Sözleşme dediğimiz bir kitap çıktı. Jean-Jacques Rousseau'nun biliyorsunuz yazdığı bir kitap ve orada da başardım. Yani sınavdı e, Fransız sınavımı başarıyla verdim. Ertesi gün ya birkaç gün sonra bilim sınavı yapıldı. Ona da beş medeni hukuk profesörü e, girdi. O sınavda da başarıyla çok güzel bir başarıyla ve bana asistan oldum dediler o gün ne kadar bak tans e, Şakir Berk Hoca ile tanıştım günden sonra Şakir Bey ne odasına gitti? İki ay geçti belki yahut bir ay geçti e, asistan olduğumu duyunca odasına gittim tabi kapıyı çaldım e, girdim içeri o dedi ayağa kalktı sevindi hakikaten Şimdi çay içelim dedi. Artık odan burası dedi hakikaten. Bana... Aynı odayı paylaştınız o zaman. Tabii değil mi? bir Çünkü hocalarımız şimdi biz de öyleyiz. Ders olmayan günler pek gelmezdik. Evde çalışırdık. Hocam asistan olduktan sonra size tavsiye veren, öğüt veren hocanız oldu mu? Evet. Tabii. Bedeni hukuk hocalarımızdan Profesör Kemal Tahir Gürsoy hocamız vardı. Evlat dedi geldi yanıma. E, tebrik ediyorum medeni hukuk asistanı olmuşsun. Sana e, kulağına üç tane altın küpe takmak istiyorum. Bunlar dedi bir. E, hemen bugün Alman dilini öğren, Almanca'yı öğren. Çünkü medeni hukuk Almanca ile olur. Fransızca ikinci dildir, ikinci düzeyde dildir. İkinci öğütüm, tavsiyem dedi, doçent oluncaya kadar askere gitme dedi. O zaman tabii askerlik iki sene, bazen bir buçuk sene, bazen iki sene oluyordu. 4 i̇şte yılda bir değişiyordu. Uzunca bir süre, akademik ha, hayattan da tabii koparacak derecede uzun bir süre. hayatın en önemli safhasında bir buçuk, iki yıl bırakıp, Askerlikle bedeni hukukun hiç alakası yok ki. E, askere gittiğin zaman iki yıl uzakta kalacaktın. E, e, üçüncü tavsiyem dedi, doçent oluncaya kadar evlenme dedi. Niçin hocam dedim. E dedi şimdi evlenirsin, çocuğunuz olur. E evde bir hanım tek başına, ee, çocuğa bakamaz o da çalışır belki ee, kadın tutmak zorunda kalırsınız o masraflı olur ee, Sonra Almanya'ya gideceksin yarın Almancanı ilerletmek için iki yıl ee, bir çocuk bir de hanım Almanya'ya gittiğin zaman sen Almanya'da bir Türk adası olursun. Evde Türkçe konuşursun sokakta Türkçe. Üç öyle de uydunuz öyle anlıyorum ben uydum Üç tam uydum hem de evet e, metot kısmına daha yoğun bir şekilde geçecek olursak nasıl çalışıyordunuz özellikle bir bilimsel eser hazırlama <laughs> noktasında günlük 10 saat temponuzu nasıl dolduruyordunuz şimdi ben tabii bir psikiyatr veya psikolog değilim ama bugüne geldim bir hukuk bu pis profesörüyüm. Düzgün ve sistemli çalışma ve fazla çalışma insanın akıl derecesini artırır. Benim anlayışımda bir ruh hastası, akıl hastası hariç, ayırt etme gücü olan herkes eşit akıldadır. Üstün veya fazla akıl bundan sonra gaza basmakla oluşur. Ne demek gaza basmak? Şimdi bu belirttiğim akıl hastası, ruh hastasının dışındaki herkes normal akıl düzeyindeki eşit insan. Makul, orta zekalı, dürüst kişi. Bizim hukukta söylediğimiz dürüst, makul, orta zekalı bir insan. Bir saat çalışıyorsa bir saat akıllıdır. İki saat çalışıyorsa iki saat akıllıdır. Benim 62 yıllık tecrübeme ona 1 iki yılda lise 3 ve 4'ü katarsak 64-65 yıllık tecrübeme göre zaman çalışma zamanı eşit çalışma aklıdır. Üretim aklıdır. Şimdi ben 1400 sayfalık boşlar genel yazmışım. Bu konuşmakla, oturmakla, akıllı olmakla yazılır mı? Sabit bir aklın olacak. Düzey, normal, makul her insanın aklı. Ondan sonra bir saat çalışıyorsan bir saat akıllısın. On saat çalışıyorsan on saat akıllısın. Nasıl fabrika çalışırsa üretir? Çalışmayan fabrika üretir mi? Dönmeyen bir un değirmeni, taşı dönmüyorsa altındaki buğday ezilir mi? Un olur mu? Aynen aklın ürettiği sanat ve bilimde bir buğdayın un olması gibidir. Bu hocam 10 saatlik dilimde mesela bize en son işte Türk Miras Hukuku'nu İpek Hoca ile birlikte yazmıştınız. Bu kitabın hani nasıl hazırlandığına ilişkin böyle bir yol haritası ya da sizin doktora teziniz de olabilir. Yani nereden başlıyorsunuz ya da günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sabah Tabii. erken mi başlarsınız? Gece mi çalışmayı seversiniz? Şimdi en baştan söyle diyelim. Evvela bir şeyi seveceksin. Ne dedim? Ben hiç başka bir şey düşünmeden kalktım geldim hukuka girdim. O günden beri 10 saat çalışıyorum. Talebeyken on saat çalışmaya başladım. Yoksa öyle birinci, ikinci, üçüncü olamazsın. Kolay mı? Ve 10 bin kişinin arasında. Gayet tabii. Yani iki, çalışacaksın. Üç, sistem kuracaksın. Kendine göre çalışma sistemi kurabilirsin. Çalışmanın zamanı olur, çalışmanın mekanı olur, çalışmanın süresi olur, çalışmanın e, dökümü olur. Bunları söyleyeyim ne demek bu? Şimdi Mesela benim en verimli olduğum zamanlarda ben dokuzda akşam yatardım, dörtte kalkardım. Sabahın dördünde herkes uyuyor. Evinde çoluğun, çocuğun, eşin uyuyor. Pırıl pırıl bir e, ev içi diyeyim yahut atmosfer. Çayını koyuyorsun. Yık, yıkanıp temizlenip şey, giyiniyorsun. Şöyle bir yarım saat evin içine biraz yürüyüp hafif e, hareketler yapıyorsun. Kendine geliyorsun. Uyanma seansı. Ve masana oturuyorsun. Diyelim ki dört buçuk oldu. Dört buçuktan ben derslerim hep öğleden sonraya alırdım. Şimdi öğleden sonraya alınca ne oluyor? Dört 4'ten 4.5'tan 12'ye kadar evde verdiğin hadi 5'te. 5 12 ne yapar? 7, 7 saat, saat yapar. Bu 7 saatin zaten 4 saatinde ne eşin ne çocuğun seni görür. Çayını yapmışsın, kahveni yapmışsın abi içersin. Onlar 8'de 8 uyanırlar. Sen 4 4 buçuk saat almışsın. Ondan sonra belki ufak bir kahvaltı yaparsın çocuklarında eşinle. Ondan sonra gene herkes kışlasına çekilir işine. Çocuk okula gider, eşin işini yapar, dışarıda çalışıyor işine gider. Sen tekrar çalışma odana. Yani önce hani nasıl biz borcun alacağın bir ifa yeri Yerine getirme yeri, yerine getirme zamanı, yerine getirme biçimi, niceliği, niteliği var. Onun gibidir. Çalışma da bir sistemdir. Doğru yerde, doğru sürede, zamanda, doğru kalite ve e, miktarda, kantitede. Ben ne dedim? 10 saat dedim. Benim üretim tarzım 10 saatte oluyor. Çünkü seri ve büyük üretiyorum ben. <laughs> evet hocam, borçlar hukuku evet. genel hükümler. Yani benim kitaplarım öyle. Demek ki çalışma sistemi kuracaksın, kendine özgü. Merak ettiğim bir şey hocam, bugün yani halen bu sistemi uyguluyor musunuz? Aynısını uyguluyorum. Hem beynin hem kalbin. Demin anlattığın çalışma metodolojisini kabul etmişse, sen de artık bu bir huy oluyor. Bir gelenek oluyor. Yani sen istesen de istemesin de çalışıyorsun. Bir şeyimi anlatayım. Mesela bu koronavirüs zamanında ben hep çalıştığımı gördüm. Yalnız verimli çalışamadım. Yani gene 10 saat çalışıyordum. Fakat bir şey pek üretemedim. Demek ki bir de huzur olacak. Bir nevi özgürlüklerimiz kısıtlanmış gibiydi. Ben e, şunu hep düşündüm: e, özgürlük insanla birlikte doğan, hak da öyle, insanla birlikte doğan. Demek ki insan özgürlük ve hak yığınıdır. E, nasıl özgürlüklerini, hakkını elinden alırlarsa isyan ediyorsun. Karşı duruyorsun, o rejime demokrasi demiyorsun, onunla mücadele ediyorsun. Bu koronavirüs de antidemokratik, hukuka aykırı, hatta kusurlu bir rejimdi yani. O nedenle ben yine çalışıyordum ama çalışmamdan zevk almadığın bir çağ var mı hocam dersen, işte bu çağ, bu üç dört ay. O da hocam 100 yılda bir gelen bir, 100 yılda bir salgın bir. Onu da çok güzel söyledin. Ben işte şu yaştayım ilk defa bundan 5-10 sene önce 3-5 sene önce kuş gribi, domuz gribi dediler. Hiç böyle bir şey olmadı. Hocam tekrar bu bilimsel araştırmanın önemli kısımlarından birini oluşturan yazıma ilişkin bir soru sormak istiyorum. Evet. Bilimsel araştırma tamamlandıktan sonra malumunuz o akademik eserin, monografik eserin yazım süreci başlıyor. Sizin kendi eserlerinizde özellikle takip ettiğiniz bir yazım ritüeliniz ya da kendinize özgü geliştirdiğiniz bir öyle sistem, disiplin, yöntem oldu mu hocam? Şimdi açıklama sadece irade açıklanmaz, duygu açıklanmaz. Bilgi açıklaması diyelim. Nasıl irademizi tam açıklayamazsak yorum yapıyoruz. Eksik olursa tamamlama yapıyoruz. Veya biraz şartlar değişmişse uyarlama yapıyoruz. Çalışmadaki durum da bu. Yani yazdığını okuyucu anlamalı okuyucu onu anlaması rahatsız olur. Okuyucu rahatsız olur. Niye anlamıyorum der. Kelimeni beğenmez, cümle yapını beğenmez. Bir sayfalık, yarım sayfalık cümle olur mu? Yani sen, ben şunu düşünüyorum. Konunu bilmediğin için uzun yazıyorsun. Konusunu bilen iki satırla, bir satırla, en fazla üç satırla bir paragrafı ya bir cümleyi bitirir yani şimdi bir şeyi iyi anlatabilmek için evvela iyi öğrenmen lazım biz bir şeyi yazarken bir şeyi evvela bilmemiz lazım ben onun için demin çalışma üslubundan söz etmiştim ben şöyle bir ay kitabın tabii yazacağım şeyin volümüne, büyüklüğüne göre bazen bir iki ay hatta altı ay hiçbir şeyi kaleme almam. Yazar yazar atarım. Yazar yazar atarım. Okurum okurken not tutarım atarım. Bu ne demektir? Yazıdan önce sözel olarak, sözle olarak anlatış olarak yazacağım şeyi biraz öğrenmeliyim. Yani tabii muazzam büyük bir şey yazıyorsun hepsini öğrenemesin ama hiç olmazsa alfabesini, esasını öğrenmeliyim. Demin söylediğim her bölümüne, her kısmına, belki her paragrafına geçerken de yine egzersiz yapmalıyım. Yazmadan önce 3, 5, 10 kitaptan 3, 5, 10 defa müşvetteler yapıp travaylar, egzersizler, antrenmanlar yapıp atacaksın. Ondan sonra sen atsan o atılmayacak hale geliyor. Yani hocam aslında bugün bizim size ait olan eserlerde okuduğumuz metinler 20. 30. taslakları değil mi? Evet tabii yani meşhur Sokrat bundan 1300 yıl önce gök kubbenin güneşin altında söylenmedik laf kalmamış, söylenmedik şey kalmamış. Bundan sonra biz yeni şeylerle söyleyeceğiz aynı şeyi derken bunu kastediyor. Yeni bir üslup. Evet. Sen kendi üslubunu, kendi kelimelerini, sözcüklerini, kendi cümlelerini, kendi bilgilerini bu çok kaplı şeye benziyor işte. Şurada su var, şurada ıı, hamur var, şurada ne bileyim şeker var, şurada un var. Şurada biraz biber var, salata gibi yani. Hepsi senin olacak bunların. Ondan sonra sen artık Furkan olarak, Fikret olarak kendin kendini yazıyorsun. Hocam şunu anlıyorum. Yani Yazılacak bir konuda o konuya ilişkin bütün bilgileri ayrı ayrı kendimize mal etmeden evet. yazıma başlanmaz. İşte bunu öldüren mikrop virüs ne biliyorsun? 10 saat çalışma. <laughs> o 10 saat çalışma aslında ilk günlerde pek öğrenme safhan ya sen de öğreniyorsun. Pek fazla ilerlemiyor. Sonunda bin metrede bazen adam bir dakikada koşuyor öyle oluyorsun. Bir bakıyor eski başlangıçta bir sayfayı bir ayda yazarken sonunda on sayfayı bir günde yazıyorsun. Bu hocam evladınız olarak gördüğünüz borçlar hukuku genel hükümler ve borçlar hukuku özel hükümler kitaplarının doğuş hikayelerini bizle paylaşır mısınız? Çünkü bir tanesi ifade ettiğiniz gibi 24. baskıyı öteki de 7. baskıyı tamamlamış oldu. Fikrinin nasıl doğduğunu ben merak ediyorum. Hukuku öğrendim özel hukuku öğrendim. Fonksiyonlarını, işlevlerini öğrendim. Avukatlık yapıyordum. Borçlar hukukunun temel hukuk olduğunu anladım. Nereye elini atsan, hatta cezanın veya anayasanın, idare hukukunun bazı konuları bile buraya dayanıyor. Dolayısıyla bunun gerekli olduğunu anladım. Borçlar hukukuna bu PC'ler çabuk yazma, çabuk hazırlama yazdığını eskiden daktiloda bir kelime yanlış olsa yırtıyordum bir sayfayı. Kes yapıştır bilmem ne diyor falan öğrendik. Baktım ki çok iyi bir şey. E, bir de yazdığın ya sende kalıyor. O ilk, ilk denemeler yapıyorum. Yazıp yırtıp atıyorum ya. Ondan sonra öğreniyorsun konuyu. Hadi Sokrat'ın dediği gibi artık pek kitaplara ilk nazarda bakmadan etkisi altına kalmamak, bilhassa cümlelerini, kelimelerini almamak için, yani intihalden kaçmak için kendim yazıyorsun. Ondan sonra nasıl düzeltirsin, ilave yaparsın? Senin ilk çocuğun doğuyor yani. O çocuğu şimdi büyütüyorsun. Ondan sonra atıfları yapıyorsun. Atıf yaparken de Yararlandığın kitabın biraz bilgisini alıyorsun. O bilginin de ona ait olduğunu aşağıda yaptığın atıfla dürüstçe bildiriyorsun. Bu evlat kategorisine şimdi hocam hazırlamakta olduğunuz Eren borçları Hukuku şerhi kitapları girdi. da eklenecek. Ünsal Hoca ile birlikte yazdığınız. Şimdi borçlar hukukunun e, burada realist konuşayım bir uzmanı olduğuma göre bir bir kamuoyunda yer ve itibar kazandığıma göre benim işlevimin, fonksiyonumun artık biraz daha büyük olması sadece öğrencilere değil, öğrenimini yapmış avukatlık, hakimlik veya hukukla ilgili başka işler yapan meslek sahiplerine dönerek nedir? Teorik bilgilerin zaten ikisini toplarsak 2500 sayfa yapıyor. Buna bir iki bin sayfada federal mahkemenin, e, yargıtayın, e, üst mahkemelerin görüşlerini al. E, madde madde mesela e, borçlar hukukunun hem özelini hem genelini yazarsın. Böylece onlardan sen yararlandığın kadar onları da Hukuktan yararlanmak isteyenlere aktarırsın. Sanırım Türkiye'de de çok böyle şerh geleneği yok hocam. Yeni yeni oluşmaya Bu başlıyor. Bu pek yok. Evet. Yargıta üyelerimiz yazarlardı, yazıyorlar. Onlar daha çok az bilgi, te teorik bilgi, daha çok kararları koyuyorlar. Bizde e, teorik bilgi daha çok onların üçte ikisi kadardı öyle dengelemek istiyorum. Yani fazla karara boğmak istemiyorum. Ee, şöyle bir 2500 kısmı sayfası yine teorik kısım. Ee, 1500 sayfası da Yargıtay Federal Mahkeme kararları olursa 4000 sayfa. Şöyle 700-800 sayfa her bir 5-6 cilt. Güzel. Fazla e, şişman olmayan e, herkesin rahatça kullanabileceği e, kütüphanesinde bir başvuru başucu eseri olarak yararlanabileceği mirasçılarına bir fikri eser olarak miras bırakabilecekleri bir e, son aşama olarak görev olarak bunu görüyorum. Nerede? Hocam daktiloyla 1950'li yıllarda, bilgisayarla 1990'lı yıllarda tanıştığınızı biliyorum. Bugün bu kadar eserin sahibi bir akademisyen olarak teknoloji sizin ilminizin neresinde yer alıyor? Bir defa yaşadığın çağdaki teknolojiyi bileceksin. Ben ilk çocukluğumdan gençliğime geçerken babam avukat olduğu için Bilhassa yaz tatillerinde bürosuna giderdim. Remington marka büyük bir daktilosu vardı sabit. Orada yazmayı alıştım. Sonra müvekkilleri gelirdi onların dilekçesini yazdırırken. E, ben yazardım. Daha sonra da derdi ki işte çocuk sizin dilekçeye yazdı. 1 lira 2 lira ver dondurma alsın yesin derdi. O zamandan öğrendim daktiloyu. O çağın da en teknolojisi, en ileri teknolojisi daktiloydu zaten. Daha sonra e, tabii bu e, bilgisayarlar, e, printerler, işte telefonlar, oradaki teknoloji çıktı. E, bir defa mükemmele erişmek zor ama mükemmel'i bulmak için her konuda mükemmeli bileceksin. Bu araçsa aracı kullanmasını bileceksin. Şimdi bazı profesör arkadaşlarımız var, sen de biliyorsun. E, büyük telefonları kullanamadıkları gibi, bilgisayar da kullanamıyorlar, İsimlerini vermeyelim. Ama ben 1985'te hemen, daha yeni çıkmışken bilgisayar, PC'ler falan başladım. Teknolojiyi takip edeceksin. Teknoloji medeniyet demektir, uygarlık demektir. Teknolojinin kötüsü olmaz. E teknolojiyi sevip, kullanıp, öğrendiğin zaman onu bir de kendi üslubunla kendi e, alanına hukukçuysan hukukçu, medeni hukukçuysan medeni hukukçu nasıl çabuk yazabilirim? Nasıl güzel yazabilirim? Nasıl daha verimli, üretimli yazabilirim? Onların da en ince, demin seninle konuştuk mesela, işte konuştuğun zaman yazan bilgisayar sistemleri, formatları var şimdi. Ne demiş biz? Nasıl bir kültürden, inançtan geliyoruz? Bilim, Çin'de Olsa bile öğren. Yani bunu diyen bir kültürün biz miratçılarıyız. Hele o çağda ne uçak var, ne araba var. En fazla bir at arabası, bir kanu arabası veya bir at, bir eşek var gidebileceği. Yani e, Arabistan Yarımadası, Türk e, Anadolu'su nerede? Çin nerede? Bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olurum diyen bir kültürden geliyorsun. Teknoloji, bilimi, bilgiyi öğrenmek için her şeye iltifatı, her türlü himayeyi, her türlü telkini veren bir kültürün çocuklarıyız. Aklın da eriyorsa yorulma. Ben yaşlandım diye o kültürü nasıl medeniyeti nasıl yok yani? Ben hala yani bu borçlar bunlar el yazısıyla yazılabilir miydi? Daktilo ile yazılabilir miydi? Hocam ya? bana düşmez tabii bunu söylemek. Haddimi aşmış olmak istemem ama sizden yaşça çok küçük olan birçok akademisyenden herhalde çok daha iyi bir şekilde teknolojiden faydalanıyorsunuz. Onlar benden çok şanslı. Sen hem biliyorsun hem bunları öğrendin. Var bunlar. Benim zamanımda diyorum ya iki saat günde radyo çalardı bir saati onun haberler olurdu bir saati de şarkı türkü o oh, gün elektrik Maraş'a yeni gelmişti yavrum. Hocam Twitter'da kullanıyorsunuz. Twitter kullanıyorum. Hatta geçenlerde yalnızca sen, sen, bana evet. Merhaba yazdınız. Merhaba. 3000'in üzerinde reaksiyon aldı benim görebildiğim Çok geldi. kadarıyla. Bana diyorlar ki hocam sen merhaba demezsin bir kelimeyle. Sen o borçları, bu kitapların bilmem şeylerini biliriz. Bunun gizli yönü nerede onu göster de biz oraya girelim diyorlar. Çünkü... Birisi bir öğrenci arkadaş merhabanın üstünü fosforlu kalemle çizmiş. Demiş ki Fikret Hoca ne söylerse söylesin ben onu fosforlu kalemle Değil, çizerim. Diyor da öyle diyorsa olsun. Evet. Yani. Öğrencilerden hocam sosyal medya üzerinden öğrencilerden gelen tepkiler sizi mutlu ediyor mu? Nasıl hissediyorsunuz? Geliyor e, e, kitaplarla ilgili geliyor. Bir tanesi yazıyor. E, onu bizim rahmetli Veysel bulup gelmişti. İki yıldır boşlar genelden kalıyor. Sonra hasta oluyor hep. ...baş ağrısı... Ee, ...en son bunun emarını çekelim... ...diyorlar beyninde ne var... ...beyninden kocaman... ...Fikret Eren Boşlar Hukuku... <laughs> ...Genel Hükümler kitabı çıkıyor... <laughs> ...hastalığın tümör değil... ...Fikret Eren oldu... <laughs> ...o çıkıyor... ...hepsi saygıyla... ...sevgiyle ama biraz da... ...işin içinde espri ve mizajla... ...güzel şeyler... ...hocam son olarak bir akademisyende olmazsa olmaz dediğiniz özellik nedir sizin için? Bu konuşmalarımızda e, Furkan'cığım aşağı yukarı hepsine değindim. Şöyle 5-6 cümleyle yahut 5-6 öge unsurla özetlemek istersek. Önce sevip isteyeceksin. Sevip istemedikçe hiçbir şey olmaz. Sebep istedikten sonra e, çalışacaksın. Çalışmanın saati yoktur. Benim e, tecrübelerime göre gün 24 saattir. Çok uzundur. 24 saatin 10 saati çalışma. 8 saati uyku 18 saat yapar. Geriye hala 6 saat artıyor. Bunu çalışmaya ekleyin diyemem. Yani çok uzun 24 saat. Allah o kadar güzel şeyler vermiş ki. Bir yıl 365 gün. 365'i 10 ile çarp 3650 gün yapar. 3650 günde bir sayfa yazsan yani ilk denemeyle yazıp yırtıp attıklarında 3650 sayfa yazarsın. 10 günde yazsan 365 sayfa yazarsın. 365'i 3 yıla 5 yıla çarp 1000 sayfa 1500 sayfa. Hayat çok uzundur. 62 yıl. 62 yılda yazdıklarım çok mu? Çok az. 62 yılı onla çarp. Orada da verimliliği falan. Gene Allah'a şükür bir şeyler yaptım. Sizler onun için gençler sizlere bunları bilhassa söylüyorum. Yani bir, seveceksin, isteyeceksin. iki çalışacaksın. Üç, teknolojisini adım adım takip edeceksin. Yani bugünkü teknoloji bana 85'te gelseydi ben şuradan öğrenecektim, şuradan konuşacaktım, şuradan da yazı çıkacaktı yani. Belki Şimdi 5 sayfa yazmışsam 10 bin sayfa yazmış olacaktım. Evet. Teşekkür ederim. Hocam çok keyifli bir sohbetti benim için çok öğretici bir sohbetti. Beni evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. E, keyifli bir program oldu hocam. Seni severim biliyorsun sana emekle vermek istiyorum. Bunu kızım sana derim. E, oğlum sen mi kız? Gelinim, gelinim sana, sen amca. anla evet. diye atasözü var ya. Evet. Bunu böyle konuşmam boşuna değil, sana hitap ettim ben. Bu iki genci hitap ettim. Ben teşekkür ederim. Bunu bilhassa dünyanın en soylu, en tarihi, en büyük milletlerinden, uluslarından biri olan Türk milletinin gençliğine söylüyorum. Burada orta yaşlının e, İhtiyarın da farkı yok. Onlara da söylüyorum. Hepinize saygılar.